Herkese selam. Orta Doğu'daki siyasi gerilimin artması ile borsamızda kayıplar yaşanıyor. Peki bu işin sonunda ne olur? Benim kanalım bir yatırım kanalı olduğu için bu konulara çok fazla girmem doğru olmaz. Her zaman siyaseti siyasetçilere bırakma taraftarıyım. Çünkü bu iş benim işim değil. Bununla birlikte kısa şöyle bir değerlendirme yapacağım. Lübnan'ın İsrail tarafından kara harekatıyla işgal edilmesi, ki sanırım İsrail'in hedefi, Lübnan'da bir nehir var, adını unuttum. O nehri bir sınır hattı yapıp oraya kadar gitmek istiyor. Yıllar önce Lübnan Bankası'nda çalışan bir bankacı bizim bankayı ziyaret etmişti. O zamanlar ben İstanbul'daydım. İşte soruyordu. Ya amacı şuydu ziyaretin. Bizde bir sistem vardı kullanılan. Bu sistemi onlar Lübnan'daki bankada da kullanmak istiyorlardı. Hatta 2-3 gün eğitim aldı. Sonra hafta sonu biz İstanbul falan gezdik. Ben tabii o dönem Lübnan ülkesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şey dedi bana, arkadaşın adı da Madame Ramona mı? Öyle Ramona mı? Jumana mı? Juvena mı? Öyle bir şeydi, şimdi hatırlayamadım. Lübnan dedi 3 parçadan oluşuyor. İşte 3'te 1'i falan gibi bir şey. Birazcık daha az olabilir. Hristiyanlar tarafından ikamet ediyor dedi. Hristiyanlar ikamet ediyor dedi. İşte güney kısmı tamamen Hizbullah'a ait. Böyle karmaşık bir yapısı olan bir ülke. Tabii burada şöyle bir durum var. Hani Hristiyan nüfus da zarar görürse ne olacak? Suriye'de de aynı şekilde. Orada da bir Hristiyan azınlık var. Hatta Hazreti İsa'nın ana dili Aramice'yi konuşan Hristiyan nüfus var. Geçen Instagram hesabımda paylaşmıştım. Yani o durumda, onların zarar görmesi durumunda Avrupa'dan nasıl bir tepki gelecek? Amerika'dan nasıl bir tepki gelecek? Papa bir açıklama falan yapar mı? Bunları da takip etmek gerekiyor. Bununla birlikte şimdilik borsada yüklü alım yapma zamanı değil. Olayların birazcık daha durulmasını beklemek lazım. Fakat ben günlük standart küçük alımlarıma devam ediyorum. Şu ara altın yatırımcısı güzel kazançlar sağlıyor. Zaten ben defaatle söylemiştim altının önü açık diye, akarken kovayı doldurun diye. Şu saatten sonra altın alınır mı? Alınır. Niye alınmasın? Ne dedim? Eski videolarımda bakarsanız ben %25 altın portföyümü %40'a çıkaracağımı söylemiştim. Şimdi borsa yatırımcısı bu ara ne yapmalı? Borsa yatırımcısı bir kere panik olmasın. Sakın panik olmayın. Elinizdeki malı satmayın. Fakat şunu da bilin ki şu ara kısa vade kazanma zamanı değil. Borsa için bunu söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka uzun vadeli bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Kısa vade ile yol alıyorsanız da bunu uzun vadeye dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun da yolu her gün küçük ama düzenli alımlar yapmak. Jeopolitik risklerin yüksek olduğu zamanlarda savunma sanayi hisseleri, İlaç şirketleri, perakende sektörü, yani süpermarketler falan, bunlar birazcık daha sağlam kalabilirler. Aramızda borsaya yeni girmeyi düşünenler varsa da şu an birazcık uzak dursunlar ya da temkinli olsunlar. Biraz beklesinler. Hiç değilse 2 hafta kadar bir bekleyiniz. Ondan sonra şu ortalık bir durulsun. Önümüzü daha güzel bir görelim. Rüzgar ne taraftan esiyor onu bir değerlendirelim. Hele hele bu ara sakın onu al, bunu sat, bunu sat, onu al falan, o tip yatırımlara girişmeyin. Hiç mi hiç uygun değil. Ben geçmişime baktığımda ya öyle garip şeyler fark ettim ki. Şimdi 20 sene önce sattığım bir hisseyi baktım. Ben de bunu satmasaydım şimdikinin 5 misli daha fazla kazandırıyor olacaktı bana. Yani uzun vade her zaman kazandırır. Fakat savaş da bir gerçek bu coğrafyada ama hiçbir savaş da sonsuza kadar da sürmüyor. O da var. Yani bir savaş, ben dünya ortalamasına baktım. Savaş ortalamasına. Bakınız, Birinci Dünya Savaşı 4 sene sürmüş. İkinci Dünya Savaşı da 4 sene sürmüş. Sadece Japonya biraz uzattı. Yani savaşların ortalama ömrü 4 yıl. Diyelim ki savaş oldu. Ya ömrü 4 yıl. Hani şey diyoruz ya, uzun vade yatırım 5 yıldır diyoruz ya. Tabii şimdi Ukrayna-Rusya savaşında durum birazcık daha farklı. Ukrayna çok besleniyor dışarıdan. Yoksa Ukrayna dayanamazdı yani, Rusya karşısında şey yapamazdı, duramazdı. Yani ülke ekonomileri 4 seneden daha uzun süren bir savaşı, ağır savaşları kaldıramıyorlar. Dolayısıyla çok da kötümser olmamak lazım. Ki benim söylemiş olduğum savaş senaryosu en kötü senaryo.
Yani daha kötüsü yok borsa için. Daha kötüsü kıyametin kopması olur yani. O yüzden ben borsada temettü hisseleri almaya devam ediyorum. Ama büyüme hissesi anlamında veya toplu yüksek montanlı alım yapma anlamında çok iyimser değilim. Temettü yatırımı neden önemli? Eğer siz temettü yatırımına güvenmiyorsanız mutlaka bir emekliliğinizin olması gerekiyor. İkinci bir emeklilik. O zaman BES dediğimiz bireysel emeklilik sistemine girin. Bakın BES'e girenler ilk giren tayfa şu anda takır takır maaşlarını alıyorlar. Bunun ekmeğini yemeye başladılar. Zaten temettü emekliliği biz burada söylüyoruz da pek Türkiye'de popüler değil. Daha ziyade bunu Amerikalılar yapıyor. Ben kendi etrafımda, şu yakın çevremde ya ben temettü emeklisi oldum Mustafa kardeş. Ya hiç kimseyi duymadım, görmedim. Bu yaşıma geldim. Bana hiç kimse tutup da abi ben de temettü emeklisi oldum demedi. Yani bizim halkımız buna karşı çok temkinli yaklaşıyor. Temettü emekliliği nasıl tabir edebilirim? Moda değil. Ya bu toplumda temettü emekliliği modası yok. O zaman git bireysel emeklilik yaptır. Çünkü bir şey yaptırman gerekiyor. Tek emekli maaşıyla geçinmen çok zor. Ha geçinirsin de anca yeme içmeye yeter paran. Desen ki ben bir gün gideyim bir Karadeniz turu yapayım. Şurada bir hafta bir tatil yapayım dersen emekli maaşın sana yetmeyecek. Onu yapmanın yolu da ikinci bir emekliliktir. Şimdi ne dedik? Önceki videolarımda da biraz anlattım. Aylık 20 bin lira diyor ki bana şey yorumlarda okudum. Aylık diyor sen diyor temettü emekliliği olunca diyor 20 bin lira kazanabileceğimden bahsediyorsun. İyi de diyor öbür seneye diyor 20 bin lira 10 bin lira düşecek. Nasıl olacak bu diyor. Ya tamam o öyle olacak da aldığın hissenin değeri de artacak. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sen 1 milyon liraya bir ev aldın. 5 bin lira da kira alıyorsun. Bir sene geçti. Evin değeri 2 milyon lira oldu. Kira da 10 bin lira oldu. Atıyorum. Temettüde de aynı şey geçerli. Yani senin aldığın temettü hissesinin değeri de artıyor ki. Tabii ki 20 bin lira kalmıyor. Onu demek istiyorum yani. Bunu anlayamayanlar var. Ben de bazen şaşıyorum. Burada tekrar tekrar anlatmak durumunda kalıyorum. Bir de şu var. En kötü temettü bile, şunu söyleyeyim. Senin devletin yaptığı o emekli zammından daha yüksek size zam yapar. En kötü temettü bile. En kötü temettü derken zaten 10 tane falan temettü şirketi var Türkiye'de. Hani onlar arasında en kötüsünü kastediyorum. Tabii ülkemizde temettü ödemesi yılda bir kez yapılıyor. Bazı şirketler 2, 3 veya 4 kez de yapabiliyor. Ama genel anlamda ülkemizde temettü ödemesi yılda bir kez yapılır. Bazen bu sene Tüpraş, Doğuş Otomotiv falan 3-4 kez yaptı sanırım temettü ödemesi. Ama her zaman olmayabiliyor. Peki sen bunu nasıl aylık ödemeye çevireceksin? İşte ben burada kendim nasıl yol alıyorum size onu anlatacağım. Şimdi atıyorum ben Başkent Gaz hissesi aldım. Başkent Gaz hissesi de yıllık %9 temettü ödemesi yaptı. Senin cebinde diyelim 2 milyon liralık hisse var. Yıllık %9 temettü ödemesi yaptı. Ne ediyor? 180 bin lira. Bu 180 bin lirayla altın alıyorsun. Tamam mı? Ben yaptığımı anlatıyorum. 12'ye böl 180 bini. Aylık 15 bin lira. Tabii böyle böldüğün altın kadarını bozdurup harcıyorsun tüm sene boyunca. Yani bir kez verilen temettüyü 12 aya bu şekilde bölüyorsun. Tabii o ki onu Türk lirası olarak tutmuyorsun. Para değer kaybedeceği için ben bunu altına dönüştürüyorum. Altının artışından da faydalanıyorum bu şekilde. Ha, bu benim yöntemim. Siz başka bir yatırım da yapabilirsiniz. O illa altın almanız gerekmiyor. Hani ben kendiminkini söylüyorum. Yani bugün adam akıllı bir temettü getirisi için dediğim gibi bir 2 milyon lira yeterlidir. Ama herkes tak diye cebinden 2 milyon lirayı çıkartamaz. Haklısınız. Biz ne diyoruz? Ya sen bu 2 milyon lirayı cebinden tak diye çıkartamayacağın için bunu 10-15 yıllık bir sürece yayman gerekiyor. Yani 15 yıllık bir sürece yaydığında bunu 180 aya böldüğünde ufak ufak alımlara başladığında zaten ilk 3 seneden ilk 5 seneden sonra hızlanacaksın, hızlanmaya başlayacaksın. Anlattım bunu önceki videolarımda. Daha detaylı anlattım. Atıyorum 24 bin liran oldu. 24 bin liralık hisse de sana yıl sonunda 2400 lira temettü ödemesi yaptı. 2400'ü böl 12'ye ne ediyor? 200 lira. Kardeşim senin çıktın mı? Tüm ömür boyu ödeyeceğin su faturası çıktı. Böyle böyle devam edersen ben bunu kendim yaptığım için söylüyorum. Bak ben şimdi bütün faturalarımı temettü ile ödüyorum. Zamanla su, elektrik, doğalgaz, GSM operatörlüğü, internet derken
belli bir sürenin sonunda zaten artık tüm faturalarını temettüyle ödeyeceğin için bu şekilde başlamak daha mantıklı. Yoksa ben hani o 2 milyona ulaşayım ondan sonra emekli maaşı gibi. Yani öyle de yapabilirsin de. Tabii o sabır bizim toplumda yok. Açıkçası bende de yok. Ben de bu şekilde fatura ödeterek temettüye başladım. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.